We'll be right back.
herkese merhabalar, kaptanlar. Bozburun Boğazı'na tekrardan hoş geldiniz. Sizlerle yine yepyeni uçuştayız. Ankara Giresun, Ordu Giresun uçuşundayız. TK 71 38 uçuşuna hoş geldiniz. Uçağımız Boeing 737 uçağıdır. Türk Hava Yolları uçağımız ve uçağımızdan tam olarak 135 yolcumuz vardır. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kaptanlar hoş geldiniz. Uçuşumuza başlamadan önce sizlere kısa bir ayrıntı verelim uçuş için. Ses az geliyor demiş. İlk öncelikle ses kalitemizi bir yapalım. Daha sonra sesim geliyor mu arkadaşlar? Sesim herhalde şu an iyi geliyor. Evet, sound check yapalım. Evet arkadaşlar, 135 yolcumuz var. Ordu Giresun'a doğru uçuşumuz. Türk Hava Yolları TK 7138 sefer uçuşumuzda yaklaşık 55 dakikalık sürecektir bu uçuşumuz. Bu arada hepinize merhabalar, aleykümselam, hoş geldiniz. Selman Delil, aleykümselam. Matika Zibomot ile bir soru sormuş herhalde. Jack Allenson, hello, welcome on board dude. Muhammed Kerem Demir, merhabalar, ses iyi abi geliyor demiş. Eyvallah dostum. Selman Delil, evet, FMC ile ilgili video çeker misin kaptanım demiş. Oo kaptanlar, sizin çok sorularınız var. Bu uçuşta bayağı bir rotor yapacağız herhalde. Uğurten, hoş geldiniz, merhabalar. Live from the flight deck. Kaptanım, ben de sana eskortluk edebilir miyim? Yayını bozmayacaksa demişsiniz. Tabii buyurun, gelin. Yaklaşık 10 dakikaya kalkacağız. Acele gelebilirseniz. Furkan Özden, memleketime geliyorsun demiş. Oo çok güzel. Memleketiniz Ordu Giresun herhalde. Live from the flight deck, IVAO bağlanacaksın. Ben de sana eskortluk etmek isterim demiş. IVAO üzerinden bağlandık zaten, IVAO üzerindeyiz. Eğer siz de gelirseniz birlikte uçuşumuzu yapabiliriz. Uğur Polat gelmiş. Reis hadi başlayalım uçuşa demiş. Evet haklıdır. Reis haklı. Fazla bekletmeyelim yolcularımızla. Yaklaşık 7-8 dakikaya kalkmamız lazım. Bu arada hemen sol ve sağ peklerimizi hemen off pozisyona getirerek sol ve sağ yakıt full pompalarını açalım ve anti-collision ışığımızı da açıyoruz. Ve buradan pushback için aracımızı çağıralım. Hemen gelsin bizim Emmi ground service'den. Better pushback pre-plan diyoruz. Pistimiz kalkış için 0... All right, Captain. Got the directions. Let me know the menu when you're ready. O yüzden hemen ground service'imizi çağıralım. Bu arada kule göremiyorum. Ancak IVA üzerinde kontrol var. Kontrol üzerinde birazdan havalandıktan sonra kontrole bağlanacağız. Belirli bir yükseklikten sonra. Ankara Upper Control Remark Contact Above Flight Level 325 diyor yani. Bizim varacağımız uçuş irtifa zaten flight level 290. O zaman demektir yani kontrole bağlanmamıza gerek yoktur. Evet, bizim için kule yoktur. Evet, traffic. Hemen mesaj yazalım. Traffic LTAC pushback startup at gate 112. Tamamdır. Pushback için hazır olduğumuzu buradan belirttik. Evet, bizim emmi hazır herhalde, gelecektir. Bizim emmi hemen çağıralım. Request pushback diyoruz. Great news, Captain. Your tow's coming. Evet, QNH'imiz 1026. Bunları hemen doldurduk ve uçuş kalkış için hızımızla hızlarımıza da bakalım.
Live from the flight deck geliyorum abi demiş. Tamam bekliyoruz. Yaklaşık 5 dakikaya çıkacağız. Zaten şu an pushback'teyiz. Furkan Özden, Captain ben seni YouTube'da yeni keşfettim de ne sıklıkla, hangi zamanlar, saat kaçta yapıyorsun demiş. Furkan, uçuş saatlerimiz her zaman belli olmadığı için, belirli saatlerimiz ya da günlerimiz olmadığı için kanalımı takip etmeye ve zil sesini açmayı unutmayın. Buradan beni takip edebilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi İlhan One Echo Departure yapacağız. Pardon, İlhan One Alpha Departure ve Ordu Giros'un havalimanında ILS 28'e bağlanarak Terme One Echo üzerinden ILS'imizi gerçekleştireceğiz. Evet, pushback aracımız gelmiştir. Motorları çalıştırmak için APU'muzu çalıştırmamız lazım. APU'muzu çalıştırıyoruz ve Ground Service'den ayrılalım. Ground Service. Evet, kanalımıza yeni bir abone olan kişi vardır. Buradan ona, yeni abonemize buradan teşekkür ediyoruz, kanalımıza abone olduğu için. Enis Araba iyi uçuşlar demiş. Sağ olun, çok teşekkürler. Emmi kırdı havalimanı kolonlarını demiş. Muhammed Kerim, aynen öyle oldu. Bizim Emmi her yere çarparak gidiyor. Aleykümselam, hoş geldiniz Neko. Abi selam demiş Canrı Polat BTV, hoş geldiniz. Ömer Nazım Çakır kanalımıza abone olmuştur. Ömer Nazım'a buradan çok teşekkür ediyoruz. Ömer Nazım, bize buradan bir beğen atmayı da unutmayın. Tüm izleyicilerimize de buradan söylüyorum, soruyorum. Buradan bana bir beğen atmayı unutmayın. Paylaşım yapmayı unutmayın. Kaptanlar, birazdan kalkışımızı yapacağız Ankara Havalimanı'ndan. Evet, küçük pilotun maceraları, hoş geldiniz. X-Plane 11, evet aynen X-Plane 11. Kanalımıza bir kişi daha abone olmuştur. Hemen bakalım kimler kanalımıza abone olmuştur. Kanalımıza abone olmayanlar varsa buradan şimdiden kanalımıza abone olsunlar. İsimleri ekrana yansıyacaktır. Evet, değerlenmiş buralar demiş Frost. Ben uçak satın almak istiyorum. Güvenli bir site var mı bildiğiniz demiş. Arkadaşlara buradan sorun, alt kısımdan size yazsınlar burada. Selman Delil kanalımıza abone olmuştur. Buradan Selman Delil'e de çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olduğu için bir beğen atmasını da ondan rica ediyoruz. Umarız oradan bize bir beğen atar da beğenilerimiz yükselir. Evet kaptanlar, motorlarımızı çalıştırmak için pushback aracımızı çağırdık. Kemer ikaz ışıklarını açalım. Ve bu arada bakalım pushback aracı bağlanmıştır. El frenini kapatıyoruz. Here comes the pushback. Light them up. Motorlarımızı çalıştıralım. Sağdan başlıyoruz. Evet. Let's start engine number 2. Gördüğünüz gibi sağ motor, yani motor 2 hareket etmekte. Yaklaşık 25, %25'e geldiğinde motor 2'yi çalıştırabiliriz. Bizim emmi milleti salladı içeride. Dümdüz gitmesi gerekiyor aslında arka arkaya. Milletin midesini bulandırdı bizim emmi. Motor 2'yi çalıştıralım hemen. Number 2. Birazdan trim ayarlarımızı da yapacağız. Önümüzden helikopter geçiyor. Aa, yapma dostum, yapma helikopterle öyle rezillik yapmayın lütfen. Come on buddy. Evet Enis Arıbova, abi gerçek hayatta olsa uçak uçurabilir misin diye sormuş. Enis'cim zaten uçuruyoruz. Tabii ki de uçurabiliriz yani gerçek hayattadan. Furkan Özden, abi simülasyon nereden yapıyorsun diye sormuş. Bilgisayar üzerinden yapıyorum. Evet, motor 2 çalıştı. Şimdi motor 1'e geçiyoruz hemen. Motor 1 ground alıyoruz. Motor 1'i de çalıştıralım. Gördüğünüz gibi motor 1 de spool up yapıyor. Yaklaşık %25'e vardığında yakıt açarları da buradan açacağız. Şu an motor 1 de çalışıyor. Helikopterle kim gelmiş yanımıza?
İBA üzerinden ceza alabilirsiniz. Dikkatli olun. Ceza almayın. Banlanabilirsiniz. Evet, motoru açıyoruz. Number one. Helikopter olarak görüyorum. Herhalde şu an uçağınız mı var, neyiniz var bilmiyorum tam olarak ama. Evet, motor 1'de çalışmak üzere. Evet, helikopter benim uçak tığını yanlış seçmişim demiş. Evet, aynen. Helikopter benim abi demiş. Evet. Çok güzel. Abi ekrana çıkmayacak mısın demişsiniz. Ekrana çıkacağız da bu aralara çıkmayacağız. Tam ayarlar yapmamız lazım ilk öncelikle. Ondan sonra yapacağız. Şu an şimdilik bunu düşünmüyoruz yani. Daha ileride gelecektir tekrardan. Yeniden yapacağız yani. Yeşil ekranı ayarladıktan sonra yeşil ekrandan yapacağız. Evet. Ayarlarımıza baktığımızda Unit Ref 5'ten trim ayarlarımız 4.9. Onları 4.9'a alalım. Tamamdır. V hızımıza baktığımızda V1 139. Rotate 142'de kaldıracağız uçağımızı. Safety hızımız, yani güvenilir hızımız 148 olacaktır. Disconnect and hand signal diyelim. Buradan hemen disconnect yapıyoruz. Flight direktörlerimizi açalım. Sol ve sağ flight direktörlerimizi, flight meter'larımızı açalım. Sol tarafta terrain radar'ımızı açıyoruz. Sağ tarafta da açalım. Co-pilot'umuza açıyoruz. Bizim emmi bu arada herhalde uçağı terk ediyor. Evet, RTO brake'imizi açalım. Ondan sonra flap 5 açmamız lazım. Flap 5'e geçiyoruz. 3 defa tıklayalım. Flaps 5. Flapler 5'e gidiyor. Evet. Flaplerimiz 5'e gelmiştir. Motoru açtıktan sonra sol ve sağ pekleri OTA'ya alalım. E-Pubility'mizi kapatarak hidrolik pompalarımızı açıyoruz. Propeed A, B onları da açalım. Ve sol ve sağ jeneratörleri açıyoruz. Daha sonra APU'muzu kapatalım. Taxi ışıklarımızı açıyoruz. Runway turn off light'larımızı açalım. Ve engine start lever'larımızı continuous alalım. Wing lights, wheel lights'larımızı açıyoruz. Personelimize uyarı veriyoruz. Birazdan taksimizi yapacağız. Evet, kalkışta pist 03 sağ pistinden kalkışımızı yaparak İlham 1 Echo üzerinden departure'ımızı gerçekleştireceğiz. Evet, şu an taksi için hazırız. Release park and brake ve traffic altak taxi to runway 03 right diyelim. Ve buradan hemen taksimizi yapıyoruz. Bizim emmi şurada bir yerde olsa gerek. Solda bir yerdeydi herhalde. Evet, bize eşlik yapanlar varsa buradan peşimizden gelsinler. Evet, peşimizden de geliyor. Evet, Furkan peşimizden geliyor herhalde, bize eşlik ediyor. Evet, Ankara'dan kalkmamıza az bir süre kaldı. Şu an taksi üzerinde gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım, bir bağış yapıldı. Drone Journey'den. Hello my friend. Nice to see you again, dude. That was a long time ago, man. Hey my friend, hope all is well. Nice to see you, Drone Journey. I love you, buddy. Really great to see you again, man. I saw you longer than 1 year ago at the live stream, so nice to see you again, man. Welcome back. Holy shit, thanks for the donation. £2 donation from Drone Journey. Alright, this is the flight from Ankara to Ordu Giresun Airport, which will take about 55 minutes.
So we are taxiing on the ground and almost at holding point runway 03 right, and then we will be departing in the runway track and climb in, maintain flight level 120. So welcome aboard, dude. We have somebody behind us. They're joining us on the network, on the local network, on IVAO. So let's check. This is runway 03 right, on taxiway Alpha. Alpha taxi yolun üzerindeyiz şu an. Pistimiz 0 sağ 3 pisti. Holding point'tayız ve burada duralım. Park and brake set. Dışarıdan da bakalım. Evet, helikopterimiz de geliyor peşimizde. Look at that. Isn't it funny, man? An helicopter behind the 737. You are so lucky, guy. Because you're flying with Bill Bosporus. Alright, we are on the holding point, runway 03 right, and we are ready to line up and departing from this beautiful airport. Alright, let's put in the TARA. It's turned on. And let's turn on the position strobe and steady lights. Cabin crew, take your seats, prepare for takeoff. Alright, let's line up. Udrup Udrup Tel Aviv demiş. Matika kardeşim FMS formatında diye demişsiniz. Oyun dondu, geçmiş olsun demişsiniz. Herhalde sizin yayınınız dondu. Oyun donmadı. Biz devam ediyoruz. Şu an her şey okey. 03 right'tan gidiyoruz. Report yapalım. Traffic LTAC lineup and TO runway 03 right. All right, runway 03 right. All right, landing lights. Turn on the landing lights, buddy. Engine start switches continuous, left and right packs are off. All right, ready, here we go. Let's turn on the vertical speed at 3000. There we go. Toggle power set. Haydi bismillah, here we go. V1, rotate. Positive rate, gear up. Checked. So that was a nice takeoff. 1000. Climbing 1000, checked. Feet AGL, there it is. Reduce the engine power. All
Alright, let's turn on the autopilot, buddy. LF and the VNAV. Let's turn off the landing gear up and off. 2500. Oh, autopilot. Come on, buddy. Open up autopilot. Flap one. That's looking so beautiful, man. And almost four flaps up. There we go. There's the flap up speed. Flaplerimizi şu an full kaldırmış durumdayız ve tırmanmaktayız. Bravo Uniform Kilo Liovara tırmanmaktayız şu an. Now we are on the climb, flight level 120. Go inside the cockpit, look, everything is fine. Look at it, clouds, awesome clouds. Right, let's turn off the RTO brake. Evet kaptanlar, şu an tırmanmaktayız. Şu an flight level 120'a tırmanıyoruz. Yaklaşık 10.000 feet'i geçtik. Şu an geçiyoruz. Evet, landing ışıklarımızı kapatalım ve runway turn off light'larımızı ve taxi ışıklarımızı kapatıyoruz. Flight level 290'a doğru tırmanmaya devam edelim. Hangi heading'den devam ediyoruz? 060'tan İlhan'a doğru devam edeceğiz. 060. Evet, standart alıyoruz. Barometremizi standarta aldık ve tırmanmaya devam ediyoruz. Eşimizden gelen var herhalde, geliyordu. Şu an bayağı bulutlu, uçtuğumuz bölge bayağı bulutlu. Emir Genç, evet, Airbus A320 de gelecektir. Bunu beklemede olun. Kral, ben 7.5 binden beri buradayım demiş. Ergihan Keleş. Ergihan Keleş, sizi sanırsam ilk defa görüyorum ya, hiç daha önce görmedim herhalde ama bilmiyorum. 7.5 binden beri buradayım diyorsanız öyledir ya, inanırım size. Bayağı bir zaman olmuştu yani, o 7.5 bin abonedeyken. Kanatlardan da bakalım biraz, o manzarayı izleyelim. Fıstık gibi manzara. Evet, kemer ikaz ışıklarını kapatalım. Kemerleri kapatıyorlar. Tırmanmakta olduğumuz için şu an wing anti-ice'larımızı açalım. Kanatlarımız donmasın. Abi tepten mapa bakarak bir göz atalım, tam olarak uçağımız nerede uçuyor. Şu an
Karatepe'yi geçmişiz. Nereye doğru gidiyoruz? Çankırı. Çankırı'dan sonra Çorum var herhalde. Çorum'dan zaten Amasya üzerinden Samsun'a geçmeyeceğiz herhalde. Oradan direkt Giresun zaten burada. Ordu Giresun arasında havalimanına varacağız. Motorlardan da baktığımızda buradan görüyorsunuz 737'lerin motoru da muazzam bir motor var içerisinde. CFM motorları. Çok güçlü motorlar. Power of Flight. Soldan gidiyor herhalde. Soldan trafik var. Soldan trafik görüyoruz. Herhalde bize eşlik eden gencimiz var solumuzda. Evet, dışarıdan da izleyelim mi yine arkadaşlar? Evet, live from the flight deck, İvao'dan uçuyor Muhammed. Evet, aynen. Abi hiç kaza yaptığın oldu mu demiş Furkan Özden. Bir defa bir yayında kaza yapmıştık. O da 2 sene önceydi herhalde. Hangi yayında tam olarak hatırlamıyorum ama bir savaş uçakla şov yaparken küçük bir kaza yaptıydık. Yükselmek için diye bir şey sormuş herhalde Yunus, tam olarak anlamadım sorunuzu. Uğurten, Flight Simulator 2020'ye geçiş düşünüyor musunuz demiş. Evet tabii ki, ama ilk öncelikle bir çıksın. Ondan sonra düşünüyorum. Evet aynen. Adrian Place, Roblox, welcome aboard sir, hello. Abi Sabiha Gökçen Airport'ta Pegasus kazası hakkında fikrin var mı diye sormuş Enis Arıboğa. Ya vallahi şimdi bir şey desem yanlış olur. Büyük ihtimal pilotlar piste geç indiği için fren atmaları yani biraz zorlaştı, fren pist üzerinde durmaları. O yüzden yani bence benim tahminime göre yani pistin ortasına indikleri için pistten çıkmış olabilirler. Tabii bir de hava şartları dolayıdan da olabilir yani. Çok fazla yağmurluydu o gün. Kaza bundan da olmuş olabilir yani. Ama emin değilim tabii sizler gibi. Yunus Yeşil'in dünyası Kans du Deutsch demiş. Ja, kleine Bächen, ich spreche Deutsch. Aber kleine Bächen. Mehmet Ertuğrul Gün sormuş. Abi 4 motorlu uçak yayını yapmayı düşünüyor musun demiş. Maalesef yapmayı düşünmüyorum. Çünkü 747 yok bu simülatörde, bende daha doğrusu. Kullanmıyorum bu uçakta. Genelde uzun uçuşlarda kullanılıyor. Ama Airbus A330'lar mesela kullanabilirim. Clever Driving, hoş geldiniz kaptan. İyi uçuşlar demiş. Teşekkürler. Sağ olun Clever Driving. Merhabalar. Ömer Nazım, nein, ich komme nicht aus Deutschland, ich komme aus Holland. Ja, ich komme aus Holland, Hollande. Furkan Özden, abi kaç dil konuşabiliyorsun? Ya var işte böyle 3-4 dil konuşuyoruz. Almanca, Hollandaca, İngilizce, Türkçe, 4 dil biliyorum. Kaptanım 747 ile uçuş yapmayı düşünüyor musunuz? Valla Oğulhan daha maalesef dediğim gibi yani 747 olmadığı için düşünemiyorum. Packlerimizi ortaya alalım yoksa sıkıntı yaşayacağız. Cabin altitude diyor. Evet, birazdan ikaz ışığı gider zaten. Cabin altitude
yükselecektir. Buradan gördüğünüz gibi cabin altitude'ümüz, exterior pressurization, takeoff landing, and PSI, different press PSI. Course ADG'miz 0.62. 0.62'ye bakıyoruz. İşte pistimiz 28 olacaktır. Ordu Giresun Havalimanı'nda. Burak Töre, hoş geldiniz. Kaptan, özledik demişsiniz. Sağ olun, ben de sizleri özledim. Kaptanlar, nerelerdesiniz? Uzun zamandan beri yayına gelmiyorsunuz. Göremiyorum sizleri. Şu an Türkiye iç hatlarda uçuştayız. Türk Hava Yolları'yla 737 Ankara'dan daha yeni havalandık ve sanırsam şu an cruise level'ımıza ulaştık. Flight level 290'dayız. Zaten birazdan alçalmaya başlayacağız. Fazla zaman kalmadı. Şöyle yaklaşık 15 dakikaya alçalmaya başlayacağız. Evet, 15 dakikaya. Çok kısa bir uçuş oluyor aslında. Toplam olarak 55 dakikalık bir uçuş olacak. Evet, burada alt kısımdan da isteklerinizi, yorumlarınızı buradan yazabilirsiniz. Birlikte uçuş esnasında sohbet yapıyoruz ve sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Ya da bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz şeyler varsa buradan sorabilirsiniz ve ben buradan sizlere cevaplamaya çalışacağım. Evet, 50.000 feet'e çıkmışım demiş. Live from the flight deck, fazla yükseğe çıkmışsınız. Normal uçağın çıkamayacağı bir yükseklikte, herhalde savaş uçağı kullanıyorsunuz siz. Furkan Özden, şu an irtifamız 290, 15 dakikaya alçalmaya başlayacağız. Yaklaşık alçalma da yaklaşma yarım saat sürecektir. Şu andan itibaren 45 dakika sürecektir iniş için aşağı yukarı. Hocam dış kamerayı açabilir misiniz diye sormuş Semih Gedik. Evet, dış kamerayı da açalım. Semih, size dış kamerayı gösterelim. Şöyle nasıl, beğeniyor musunuz? Evet, Mehmet Ertuğrul, A330 Harbi Kral uçak demiş. İstanbul'dan Amman'a gitmiştim, oradan biliyorum demiş. Bu uçağımız da mevcut, simülatörümüz de var. Bir arada işte bundan yaparız. Yurt dışı uçuşlarında A330 alırız, yani sıkıntı olmaz. YouTube kanalı hoş geldiniz. Merhabalar. Kanalıma yeni gelen vatandaşlarımız varsa buradan abone olmayı unutmasınlar. Bildirimleri de açın. Ne zaman canlı yayın yapacağımız belli olmuyor bizim. Arada sırada yapıyoruz. Gelirseniz memnun oluruz. Hep birlikte sohbet yaparız uçuşumuzda ve istekleriniz varsa, istediğiniz havalimanları ya da ülkeler varsa oraya hep birlikte uçmaya planlayalım ve birlikte canlı yayında hep birlikte uçalım oraya doğru diyorum ben. Uçak dıştan çok güzel demiş Uğulhan Dağ. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. İyi uçuşlar Taksim Dayı, sağ olun, hoş geldiniz, sağ olun. Sizlere de iyi uçuşlar olsun. Denk geliyor musun diye sormuş Furkan. Abi, havada başka uçaklar uçuyor mu? Evet, uçuyor çünkü platform üzerinde uçuyoruz. İBAO üzerinde online bir platform. Diğer pilotlar da var. Onlar da yani tüm kurallara uyarak hep birlikte uçuyoruz bu network üzerinde. ABC sistemle kaç frame alıyorsunuz diye sormuş. Bu sistemle buradan hemen göstereyim soldan. Şu an 50 alıyorum gördüğünüz gibi. 50 gösteriyorum. Görebiliyor musunuz ekranda? Tam göstermiyor herhalde ama ben görebiliyorum. 50 gösteriyor burada. Değişik oluyor. Bazen 100 oluyor, 60 oluyor, 70 oluyor. Çevirdiğiniz kamerayı nereye doğru çevirirseniz biraz değişik oluyor yani. Şu an 50'de yani. 50 civarında. Yani en azından 30 olması lazım frame'leriniz. Frame'leri aldığınızda en az 30 olması lazım. Evet, 777 de var ama bu uçağı ben almadım, mevcut değil yani. Crack'li olanlar da var yani, crack'li olan kullananlar da var.
öyle diyeyim yani. Bekler kabinin kabin basıncını dengeler yüksek irtifalarda. Evet, aynen. Abi Madeira'ya sana çok iyi yer demiş. Muhammed, Madeira'da bir ara uçarız. Ancak onu başka bir ülkeden uçabiliriz. Yani Türkiye'den uçmamıza gerek yok. Başka bir ülkeden Madeira'ya uçabiliriz. Tamam. Bunu bir aklımızda fikir olarak tutalım. Ya da bu video altında yorum kısmına olarak yazarsanız bunu hafızada tutabilmek biraz zor olur. Sizin çok bayağı istekleriniz var kaptanlar. Abi sesini azıcık daha arttırabilir misin demişsiniz. Tabii arttırırız ya, hiç sıkıntı değil. Biraz daha arttıralım sesimizi duyabiliyorsanız. Mehmet Ertuğrul Gün kanalımıza abone olmuştur. Buradan Mehmet Gün'e buradan teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Hello everybody, I'm a little bit late demiş Plane Boy. Welcome on board Plane Boy. Nice to see you. Ertan Çelik, iyi yayınlar abi, mesleğin nedir diye sormuş. Vallahi ben buradan özelden bahsetmek istemiyorum. O yüzden fazla şey söyleyemeyeceğim özelden. Yayın esnasında arkadaşlar sorularınız varsa burada uçuş ya da havacılık hakkında ne gibi şeyler sormak istiyorsanız buradan sorabilirsiniz. Buradan sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Genelde gelen arkadaşlar yani burada soruyorlar FMC nasıl ayarlanır ya da uçağın motoru nasıl çalıştırılır. Buna dair özel videolarım var, yapmıştığım var yani. Bunu YouTube üzerinden ararsanız bunları bulabilirsiniz. Mesela YouTube üzerinden FMC nasıl doldurulur diye bir videom var. Onu ararsanız bulursunuz kesinlikle. Var yani şöyle 15-20 tane bir videom var, yapmıştım Türkçe öğretim videoları. Buradan eğer ayarsanız bulabilirsiniz yani. Evet, şimdi sesin iyi geliyor demiş Olgan da. Evet, tamam, güzel. Crack ile lisanslının farkı ne oluyor? Arda, şu an lisanslı satın alma yani orijinal full çalışıyor ve her zaman güncellemeyi alabilirsiniz. Crack versiyonlarında mesela olmuyor. Her zaman iyi çalışmıyor, hatalar veriyor. Ve onun yanı sıra güncelleme yapamıyorsunuz maalesef. Crack olduğu için. O yüzden yani satın almayı tavsiye ederim sizlere. Sıkıntısız bir şekilde uçabilmeniz için. Öyle yani. Evet, şu an bakalım alçalma noktamıza ne kadar kalmış. Descent page 70 mil 10.31'de. Çok güzel bir sayı 10.31'de. 9 dakika sonra alçalmaya başlayacağız. Şu an yaklaşık 9 dakika var. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Şu an rüzgar 30 knots rüzgar alıyoruz burnumuzdan. Hızımızı az bir şey kesiyor. Ama fazla uzun mesafe olmadığı için fazla sıkıntı olmayacak. Şu an direkt Çorum'a doğru gidiyoruz. Çorum. Evet, aynen. Çorum. Pistimiz 2.8 olacaktır iniş için. Resul Koca merhaba, iyi uçuşlar demiş. Sağ olun, hoş geldiniz. Arkadaşlar, yepyeni kaptanlar, yepyeni izleyiciler görüyorum ben burada. Şimdiden yeni izleyicilerimize buradan merhaba diyorum. Selam olsun hepinize. Buradan kanalımı takip etmeyi unutmayın. Canlı yayınlarımız ne zaman olduğu belli olmuyor. O yüzden bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Ve videomuzu beğendiyseniz bir beğeni atmayı da unutmayın dostlar. Buradan hepinize şimdiden çok sağ olun. Soru üzerine soru geliyor arkadaşlar. Cevaplamaya çalışacağım. Fırsat olduğum kadar. Flight Simulator 2020 ne zaman geliyor bilen var mı demiş. Yaza doğru gelecektir Onurcuğum. Şimdi gelmez daha. Kanka çok seviyorum seni. Mahen demiş. Evren Emiri sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizleri çok seviyoruz. Muhammed sen Antep'te oturuyorsun değil mi diye sormuş. Hayır, 2020'de çıkacak yaza doğru. Şöyle 6. ay ve 8. ay arasında çıkacak herhalde. Ya en geç 9. 10. aylara doğru çıkar artık. Biraz daha beklemek zorundayız. Şöyle bir yarım sene sonra ancak çıkabilir. Abi bildiğin bedava Ground Service plugin var mı? Hayır, maalesef bunların hepsi ücretli. Ground Service'ler ücretli. Bedava olanı görmedim ben şimdiye kadar.
Bunlar hep trial version, yani deneme versiyonları olarak gördüm. Birkaç hafta kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra direktmen şeyi soruyor zaten. Serial kodunu soruyor. Demo, evet aynen Arda. Aradığım kelime oydu. Demo versiyonu indirebilirsiniz ve deneyebilirsiniz. Ondan sonra beğenirseniz Ground Service'i. Ben de bunu kullanıyorum zaten. Gerçek orijinal versiyonu, serialını aldım. Alpaslan demiş, iyi uçuşlar kaptanım. Takeoff öncesi 44% ne anlama geliyor? Selamlar demiş. 44% derkene tam olarak 44% 40. Ha, sizin dediğiniz şu motorların ikisini aynı anda çalışıp çalışmadığına dair kontrol etmeniz lazım. 40'ı alıyorsunuz. 40 ya da 50'yi alıyorsunuz. Yani ben genelde 40'ı alıyorum. 40% %40 dereceye alıyorsunuz motor gücünü. İkisi aynı anda çalışırsa take-off'a başlayabilirsiniz. Eğer iki motor arasında fark ya da büyük fark görürseniz motor güçlüğünde, o zaman kalkışı iptal etmelisiniz. Çünkü neden diye sorarsanız, çünkü motorların ikisinden biri fazla güç verirse ve öbürü az güç verirse, o zaman uçak ya sola gider ya sağa gider. O yüzden dengeyi bozar. Bunun yapmamamızın nedeni budur. Eğer bilmiyorum, anlatabildim mi bunu size şu an. Furkan Özden abi dışarıdan sür demiş, daha şekil demiş. Tamam, hemen dışarı geçiyoruz ve dışarıdan sizler için bunu sürelim böyle. Şöyle güzel gözüküyor herhalde. Tamam, dışarıdan sesim iyi geliyor değil mi kaptanlar? Dışarıdan izleyince motor sesi bayağı bir ses yaptığı için yayındaki motor sesi biraz yükseliyor. Ali Murat demiş, hocam her seferde benim sorumu atlıyorsun, bir ayıbımızı oldu demiş. Bir ayıbımız mı oldu? Estağfurullah Ali Murat, sorunuzu görmedim. Arada sırada yazanlar oluyor, kaçırıyorum. Ben tekrardan yukarı bakayım bir sorunuza. Evet gördüm. Hocam Airbus'te CFM mi, Pratt Whitney mi tercih edersin diye sormuş Ali Murat. Bilmiyorum, ikisinin motor gücü de hemen hemen aynı yani. CFM Boeing'e ait olduğu için CFM. Airbus'unki değişik herhalde. Tam olarak bilmiyorum bunun motor şeylerini. Ama Boeing'i CFM oluyor. Evet, live from the flight deck. Arkada gördüm sizi, parlıyorsunuz. Işıklarınız parlıyor yani, görüyorum. Olgan Dağ, iyi geceler, iyi geliyor demiş. Evet, yanıp sönüyor, gördüm bak. Tam neredesiniz şu an, bir bakalım tekrardan. Şurada bir yerde gördüydüm ben sizi demin. Uçtuğunuz irtifa kaçtı sizin? Birazdan alçalmaya başlayacağız. Alçalmayı da unutmayalım. Şöyle 3-4 dakikaya alçalacağız herhalde. Biraz uzakta kaldı, geride kaldı. O yüzden herhalde öyle oldu. NBA Kılıç abi 330 ile İstanbul Frankfurt uçuşu yapar mısın demiş. İnşallah yaparız. Yorum kısmında da altta yazmayı unutmayın. Arkadaşlar burada umarım hepiniz dediğimi iyi duyuyorsunuzdur. Yeni gelen kaptanlar, yeni gelen izleyicilerimiz varsa buradan kanalıma abone olmayı unutmasınlar. Bildirimleri açın, çünkü canlı yayınlarımız hiçbir zaman belli olmuyor ne zaman olacağı. Bunu bildirimleri açarsanız bildirimler gelecektir. Vaktinde yetişebilmeniz için uyarılar gelecektir. Evet, aynen. Şu an kokpitimizin içerisine atlayalım ve bir göz atalım. Alçalma noktamız nerede tam olarak? Evet, alçalma noktamız şurada gözüktü. Çorum'dan sonra alçalmaya başlayacağız zaten. Oradan direkt Terme'ye alçalacağız. Terme. Terme'den alçalma yüksekliğimiz ne olacak bakalım? Terme. Flight level 2-1-1 gösteriyor. Biz bunu 2-1-0 yapalım. Terme'ye doğru. Çorum'dan itibaren başlayacağız alçalma. Evet, yolculara kemer ikaz ışığını açalım, otoya alalım.
Ve ineceğimiz havalimanının yüksekliği 11 feet. Biraz düşürelim. 0 feet yapıyoruz şu şekilde. Tamamdır. Course heading'imiz Çorum'a 0.62. Burada gördüğünüz gibi course heading'imiz 0.62, heading de 0.62'de ayarda duruyor. Şu an hemen hemen Çorum'un üzerinde uçuyoruz ve birazdan dönüşümüzü yapacağız Çorum üzerinde. Evet, dışarıdan izlemek isteyen arkadaşlarımız buradan dışarıdan izleyebilir. Ömer Nazım Çakır demiş, gerçeğin aynısı olur demiş. Yer olarak en azından. Abi, Ordu Giresun Havalimanı gerçekte deniz üzerinde, simülasyonda da öyle mi diye sormuş. Furkancığım, evet aynen öyle, deniz üzerindeyiz. Birazdan deniz üzerine ineceğiz. Havalimanı deniz üzerinde. Hiç merak etmeyin. Hepiniz bunu görmek istiyorsunuz biliyorum. Birazdan göreceksinizdir. Yaklaşık yarım saate doğru ineriz. Birazdan FMC'den dakikalara bakacağız. İniş saatlerimize. Abi, Airbus A330 Rusya-Avustralya uçuşu yapar mısın diye sormuşsunuz. Oğulhan da isteklerinizi video alt kısımdan yazabilirsiniz. Şu an canlı yayındaki izlediğiniz videodan alt kısma inerseniz oradan yorum olarak yazabilirsiniz. Buradan sorunuzu buradan yazın. Oradan ben yayından sonra bakmaya çalışacağım ve planlamaya çalışacağım daha sonraki yayınlarda. Ona göre yani uçuşumuzu yapmaya düşünüyoruz. Evet, aynen, tüm havalimanları mevcut var. X-Plane'de tüm gerçek hayattaki havalimanları var, yani burada görebiliriz. Uçağımız şurada bir yerde dönmeye başladı. Evet, alçalacaktı uçağımız. Şuradan uçuş irtifamız Flight Level 210'a alalım. Otomatikmen alçalmaya başlasın uçağımız. Termiye doğru başlayabiliriz. Şimdi de başlayabiliriz. Descent now diyelim. Execute. Kabulletiyoruz. Evet, şimdiden itibaren uçağımız alçalmaya başladı. Evet, inişte auto brake'imiz 2 olmasını istiyoruz. Auto brake 2. Ve bu arada da yaklaşma kartlarına bakalım. LTCB'nin havalimanının önce bir bilgilendirme alalım. Bu arada önce bir METAR'ımıza bakalım. METAR. Rüzgar 230'dan 4 knots ile gelmektedir. Görüş mesafesi 10 km ve fazlası vardır. Parçalı bulutlu 1500 feet. Daha sonra scattered 3500. Hava ısısı 8 derece. Dew point'ımız 4 derece ve QNH 1030 olarak göstermiş de burada. Hemen QNH'imizi ayarlayalım buradan. Daha aktif haline almıyoruz. 10-30'a alalım buradan. Burada gördüğünüz gibi 10-30 hektopascal aldık. Alçalmaya başladık bu arada. Direkt termiye doğru gidiyoruz şu an. Alçalmadayız. Pistimiz 2-8 olacaktır. Rüzgara karşı her zaman kalkış ve inişlerimiz rüzgara karşı. Kesinlikle rüzgar kalkışta ya da inişte sırtınızdan gelmemesi lazım. Yoksa Pegasus gibi olursunuz. Sabiha Gökçen'den pistinden çıkabilirsiniz. O yüzden buna her zaman dikkat etmeniz lazım. Güzel bir örnek olarak, aslında güzel bir örnek değil ama öğrenebilmeniz için bu örneği size veriyorum. Daha kolay olur. Birazdan Ordu Giresun'da yaklaşmamızı yapacağız. Pist uzunluğuna bir bakalım ya. Pist uzunluğu 3 km gösteriyor. Burada pist uzunluğu 3 km. Ondan sonra indikten sonra şu taksi yolundan çıkarak 5 tane park yeri varmış. Terminalda 5 tane park yeri. 5'inden birine park edeceğiz işte. Pistimizin genişliği de 45 metrelik. Yeterlidir. Bir bakalım. Standard terminal arrival rotamız. İPSAT, Aircos, bunlar. Biz yaklaşmayı nereden yapacaktık? Bir daha bir bakalım. Terme One Echo'dan ILS 128. Terme One
Echo. TRM 1 Echo burada var mı? ILS TME 28. Evet, buradan bu pistten yaklaşmamızı yapacağız. Evet. 3800 yüksekliğinde gelip oradan alçalacağız. 2500'e alçalmamız lazım. İlk öncelikle 3500-800. Evet, tamamdır. Alçalmaya devam ediyoruz. İznimizi verelim. Spoilerlarımızı biraz açalım. Burada da gösteriyor zaten. 3800 below, yani altında olmamız lazım, uçmamız lazım yaklaşmada. O yüzden vaktinde yüksekliğimize ulaşmamız lazım. Oraya doğru yaklaşık 7900 feet gösteriyor. 7900'e alçalmamızı istiyor. 8000 yapalım, hadi neyse. Şöyle 8000'e doğru alçalmaya devam edelim. Evet, şu an alçalmadayız. Evet, Inmir misin? Sen hala demiş. Evren Emir'i hala da inmedik. Evet, alçalmadayız şu an. İneceğiz birazdan. Bilginiz varsa Anadolu Teknik Üniversitesi Eskişehir pilotajı nasıl acaba diye sormuş Enes Osman Koç. Kusura bakmayın, hiçbir bildiğim yok bundan. Eğer aramızda izleyen seyirciler varsa, belki onların vardır, onlara bir soralım, belki onlar yanıtlayabilir sorunuzu. NBA Kılıç demiş abi, Prepar 3D'de Airbus ve Boeing var mı diye sormuş. Tabii ki de var, olmaz olur mu? Muhammed de demiş abi, çok uykum geldi, yarın okul var, iyi uçuşlar, ben kaçıyorum, tüm izleyiciler de iyi geceler, iyi seyirler demiş. Görüşmek üzere Muhammedciğim, kendinize iyi bakın. Rahat bir şekilde yatın. Yaklaşık yarım saati uçağımız inecektir. Hem bu arada biz iniş vaktine bakacaktık uçağımızın. Rotadan bir hemen göz atalım. Progress sayfasından 10.53. 10.53. Yaklaşık 16 dakikaya inmiş bulunacağız. 16 dakikada havalimanına ineceğiz. Evet. Hemen yaklaşma kartımıza tekrardan bakalım. Burada dediğim gibi VOR'a, ya pardon, ILS pistine yaklaşmadayken piste 13.2 mil kala 3840 feet yüksekliğinde olmamız lazım. Ondan sonra 12 milde alçalmaya başlayacağız. Oradan ILS'e bağlanarak, yani glidepad'e bağlanarak alçalacağız. Ve decision altitude'imiz, yani karar vermemiz gereken yükseklikte de burada uçağımızı indirmek zorundayız. Evet, piste 2.8 mil kala burada yaklaşık bu yükseklikte olacağız ve burada karar vermemiz lazım. Yaklaşık 680 mil feet yüksekliğinde karar vermemiz lazım. Threshold decision height. Şu an güzel bir şekilde gidiyor. ILS frekansımızı daha doldurmadık. Onları da hemen dolduralım. Unit ref 5'ten 108.35'e alalım. 108.35. 108.35 dostum. Bunu buraya dolduruyoruz. Sol ve sağ tarafa. 108.35 sağ tarafa da dolduralım. Bunu aktif haline getiriyoruz.
Daha sonra core settingimiz 275 ve inişte flaplerimiz 40 kullanmak istiyoruz. İniş hızımız 142 knots olacaktır. Artı 5 yaptığımızda 147 olacaktır inişte. Core settingimiz 275. Buradan hemen 275'i alalım. ...275 heading'e alıyoruz. Tamamdır. 275. Frekanslarımız da tamamdır. Burada bilginize pistin uzunluğu burada 2992 metre olarak gösteriyor. Chart'ımızda 3 kilometre. Yani 3000 metre olarak gösterdim. Evet, böyledir yani. Şu an eğer go around yaparsak ne yapmamız lazım? Burada da gösteriyor bunu. Go around yaptığımızda sağdan uçuş başı 350'a dönerek 4300 fite tırmanmamız lazım. Ondan sonra tekrardan Ori Via Varna doğru gitmemiz lazım. Ori. 'Alçalmadayız. Hızımız 240 knots altında şu an 10.000 feet. Çok yakınız şu an 10.000 feet'e. Evet, uçağımız Zebo Mod. Sürüm 3.39 dostum. Kerim Nefes, hoş geldiniz. Evet, Atlas Global iflas etti, duyduk maalesef. Onlar da iflas etti. Dün Almanya'da herhalde Pegasus yine bir olay yaşamış. Onu da duydunuz mu bilmiyorum. QNH'imizi açalım. 10-30 QNH'imiz. Landing ışıklarımızı açalım. Runway lights, taxi lights, wing lights, bunlar hepsi açık şu an. Şuradan da açalım. Evet, 3800'e alçalma serbest. Birazdan bulutlar içerisine dalış yapacağız. ILS yaklaşmada burada gösteriyor. Soldan uçuş başı yapacağız. Yaklaşık 13.2 mil uzaklığında pistte soldan uçuş başı 0.52'den dönüşümüzü yapacağız. 0.52'den. Max 210 knots olması gerekli. Max 210 knots. 210'u alalım. Hızımızı biraz daha kesiyoruz. Evet, heading'imizi select yapalım. Birazdan 0.52'ye döneceğiz. 0.52'den dönüşümüzü yapacağız. Şöyle biraz daha bekletelim. Yaklaşık piste 13.2 mil uzaklığında soldan uçuş başı 0.52'ye dönüşümüzü yapacağız. Evet, bakalım. Spoilerlarımızı da kapatalım.
Ordu Giresun'a yaklaşıyoruz şu an. Traffic LTCB descent to 3800 feet. ILS 28 approach. Approach 28. Evet, buradan da hemen bildirdik. Spoiler'ımızı biraz daha açalım çünkü hızımız gittikçe artıyor. Alçalmada olduğumuz için. Dakikada 1000 feet alalım alçalmayı. Hızımızı biraz daha kesebilir. Evet, Enes, Osman Koç, DLC'leri alıyorsunuz. Onları oyunu satın aldıktan sonra zaten bedava veriyorlar bu global olarak. Türkiye üzerinde uçabiliyorsunuz yani. Sıkıntısız bir şekilde. Evet, biraz daha sola doğru çevirelim. IFE'de başlamamız lazım çevirmeye uçağı. Evet, flaplerimizi açalım. Flap 1. Flap 1. Evet, soldan uçuş başını birazdan gerçekleştireceğiz. Şu an çok az bir süre kaldı. Heading'imizi dönüyoruz. Soldan uçuş başı 052'ye dönüyoruz. Hızımız maksimum 210 olması lazım burada. Chart'ta gösterdiği gibi 052 max 210. Buradan dönüşte 190 almamız lazım. Hızımızı burada biraz daha düşürmemiz lazım. 190 alıyoruz. Hızımızı 190 yaklaşmayı güzel yapabilmemiz için ve bu arada da yüksekliğimizi tutuyoruz 3800'de. Daha sonra yaklaşmada 2500'e alçalmaya başlayacağız. Yaklaşık 8.2 mil uzaklığında. Spoiler'ımızı içeri alalım. Yaklaşık 1 dakika dolmak üzere. Flap 2'yi alalım. Flaps 2. Birazdan flapleri 5'e alacağız. Evet, sağdan uçuş başı yaparak heading 277'ye girmemiz lazım. Ki 37'ye de girebiliriz buradan. Pardon, 47'ye. 247'ye girdiğimizde 30 derecelik eğim açısıyla girmiş oluyoruz. Uçağımızın hızını biraz daha düşürelim. Şöyle 180'e alalım. 180 knots. Ondan sonra zaten flapleri 5'e atacağız birazdan. Evet, Ordu Giresun yaklaşması çok mükemmel gidiyor. ILS yaklaşmamızı yapacağız şu an. Approach düğmesine bastığımızda uçağımızın hızını da ayarlamamız lazım birazdan. Şöyle flap 5 alalım. Flaps 5. Evet,
yüksekliğimiz okey, hızımız okey, flapler de hazır. Spoilerlarımızı arm pozisyonuna getirelim. Arm pozisyonunda bazen takılıyor. Evet, arm pozisyonuna getirdik şu an. Evet, iniş için hazırız biz. Dışarıdan da biraz izleyelim. Evet, şu an ILS'e full bağlanmış bir şekilde gidiyoruz. Evet, şu an glide slope'un aşağı inmesini bekleyeceğiz. Glide slope aşağı inmeye başladığında tekerleri indireceğiz. Evet, hızımızı hemen kesiyoruz. Landing hızını alalım. Landing gear down. Tekerleri indiriyoruz. Here we go. Tekerler iniyor. Flap 15. Flap 30. Full flaps. Hızımız 147 idi. 147'yi alalım tekrardan. Hemen trafiğe traffic LTCB established ILS runway 28 on final 3800 feet. Evet, glide slope'umuz geliyor. Şu an yaklaşmadayız. Sol kanattan baktığımızda da burada görebilirsiniz. Bayağı bir yakından uçuyoruz dağlara. Evet, glide slope'a bağlandık. Alçalıyoruz. Şu an önümüzde de bir uçak daha var herhalde. Bu uçak pist üzerinde mi değil mi bilmiyorum, tam olarak göremedim. Ekranda da bir şey göremiyoruz herhalde, trafiğini açmamış. Şu an biz iniş için hazırız. Landing checklist, landing gear down, green lights, flaps 40, green lights checked, spoilers armed, green light checked. Engine start switches, continuous landing lights are on, runway and taxi lights are on. Advise cabin crew, take your seats, prepare for landing. Landing checklist completed. Oo, bayağı güzel. Dağlar hep kar olmuş, karlı. Fıstık gibi gidiyoruz. Çok güzel glide slope üzerindeyiz. Çarptım, yeni çarptım demiş. Live from o, geçmiş olsun. So nice. Apia Emmanuel. Yeah buddy, it is so nice. So we are going for the landing. We are now on the approach. Landing checklist is done and runway in sight. There is the runway. A small island on the water, the Black Sea. Turkish Airlines on the approach, runway 28. İnişten sonra park 3'e girebiliriz. Park 3. Bakalım go around yüksekliği nedir? 6000 feet gösteriyor burada. Ori 6000 feet. Go round yüksekliğini seçelim. Evet, go round yüksekliği 6000, tamamdır. Evet, hepinize iyi inişler olsun. Birazdan inişten sonra hemen ayrılmayın. Uçağımızın tekrarını, inişini izleyeceğiz.
yanılmıyorsam şu an bir sıkıntı yaşıyoruz herhalde. Autopilot'u kapatalım. Glidepad'den çıktı herhalde uçak. Şu an manuel olarak uçağı indireceğiz. Önümüzdeki uçak giderse biraz kolay olacaktır. Approaching 2-8. Checked. Landing. İnişler. Landing, 7,000 feet. Spoilers remaining. Reverse thrust set. Butter landing. Çok güzel iniş yaptık. Çok güzel cincik gibi bir iniş oldu. 60 knots. Spoilerlarımızı indirelim ve flaplarımızı full retract yapalım. Ve pist sonunda uçağımızı tekrardan backtrack yaparak parka doğru getirelim uçağımızı. Evet, çok güzel bir iniş oldu. Kaptanlar, birazdan uçağımızın inişini tekrarını izleyeceğiz. Burada beklerseniz tekrarını görebilirsiniz. Kanalıma yeni gelen kişiler varsa, izleyiciler varsa burada kanalıma abone olmayı unutmasınlar. Canlı yayınlarımız ne zaman yapıldığı hiçbir zaman belli olmadığı için bildirimleri de açmayı unutmayın kaptanlar. O zaman sizlere mesaj gelecektir ve her zaman vaktinde yayına ulaşabilirsiniz. Şu an pist üzerinde backtrack yapacağız. Bu ne demek oluyordur? Uçağımızı pistin sonunda 180 derece çevirerek backtrack, yani taksimizi yapacağız park için. Soldan dönüşümüzü yapalım. Evet, İVA üzerinde lütfen öyle manevreler yapmayın. Çünkü bunun rapor tutulursa bir daha İVA üzerinde uçamazsınız. Size söyleyeyim şimdiden. Evet, şeyimizi kapatalım birazdan. Standby pozisyonu aldık. On runway 10. Evet, ışıkları kapatalım. Landing lights off. Steady lights normal. Evet, çok güzel bir iniş oldu Ordu Giresun Havalimanı'na. Dakikada 75 feet ile indik, yani pamuk gibi bir iniş oldu. Asfaltı ağlatmadık maalesef bu sefer. Pistimizden
Buradan çıkacağız şimdi. Exit runway when able. Standby moduna aldık. Ordu Giresun çok güzel bir havalimanı. Burada bayağı güzel bir senaryo var burada yani. Standart. Hiçbir şey yapmadım halde. Park 3'e girelim. Park 3 burada bir sağ herhalde. Ya da şurası herhalde olması gerek. Şurası da olabilir. 1, 2, 3. Şurası herhalde. 3'e giriyoruz. Yer hizmetlerini de birazdan çağıracağız. Evet, 737'nin park yerine girdik. Şu an parking brake'imizi açalım ve APU'muzu çalıştıralım hemen. Biraz geciktik APU'yu çalıştırmakla, fark etmez. Işıklarımızı kapatalım, taksi ışıklarımızı da kapatıyoruz. Bağlantıyı hemen yapalım şeyle. Ground hizmetlerinden CPU Connect, GPU Connected. Evet, motorları kapatıyoruz. Here we go. Evet kaptanlar, bu uçuşu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ankara Ordu Giresun uçuşu oldu. Yaklaşık 1 saatlik bir uçuş yaptık. Zevkle uçtuk hep birlikte buraya. Güzel bir havalimanı, güzel bir yaklaşma yaptık. Güzel bir iniş de oldu. Umarım kanalıma yeni gelenler varsa onlar da abone olmayı unutmasınlar. Bildirimleri de açarlarsa daha sonraki yayınlarda bildirimleri alacaklardır ve yayında birlikte uçma dileğiyle. Buradan hepinize şimdilik ben buradan veda edeceğim. Uçağımızın inişini dışarıdan izlemeyi de unutmayalım. İlk öncelikle IVAO üzerindeki bağlantımızı da keselim. Bunu kesmeyi de unutmayalım. Yoksa tekrarını yine havada olmuş oluyor. O zaman ceza alabiliriz. O yüzden bu connection'ımızı kapatalım. Are you sure you want to disconnect? Yes, I am sure. Disconnected. All right. Evet kaptanlar, daha sonraki yayında görüşme dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın. Bye bye.